Merhabalar. Oyun bana göre iki bölümden oluştu. Özellikle ilk yarı 3-0 mağlup e, duruma düşmüş olsak buna çok kızmazdım çünkü risk alarak geriden oyun kurmaya çalışan bir takım devamlı Alanya Bu arada e, bu tekrar edilmiş, çoğu kez tekrar edilmiş rakibimizi tam istediğimiz şekilde, beklediğimiz şekilde, tekrar ettiğimiz şekilde görmemize rağmen çıkışlardaki başarısızlığımız. E, ...oldu özellikle ilk yarı... ...kaptırdığımız toplarla gol yiyebilir miydik... ...evet kesinlikle öyle... Ee, ...ilk yarı için olumsuz bir tarafta... ...ön alan baskısını özellikle ilk bölümde... ...başladık... ...kırdılar, değiştirdik... Ee, ...olumlu tarafı da şu... E, ...oyuncularımın özellikle... ...bizim baksın etrafında... ...benim ısrarım buydu zaten... E, ...bu cesareti göstermeleri... ...benim için çok çok önemliydi... ...ama yine o anlardan... ...bir an ve... E, yediğimiz bir gol. Bu kabul edilebilir. İkinci yarı bence maçın hikayesinde en önemli şey. ikinci yarının başı. Her şey çok güzel giderken yine aynı cesaretle oynamaya ve istediğimiz alanları ki Fenerbahçe'nin baskı şiddeti çok sert değildi ikinci yarı. İstediğimiz alanları ve pozisyonları bulduk. Çok ciddi bir pozisyon var. Gol olmuş olsa inanın kenardan acaba galip gelebilir miyiz diye düşünürken Yine o anlardan bir an. Ön alan baskısının sertliğimizi de arttırdık. 2-0. Ardından bir an daha. 3-0 ve e, oyun açısı bizim açımızdan e, artık oyuncularımı e, korunması yönünde e, gerçekleştirdi. değişikleri de o, o açıdan yaptık. Ben genel hatlarıyla takımın oynamak istediği, özellikle bir hafta boyunca neyle karşılaşılabilirizi çok net, doğru analiz yaptığımızı düşünüyorum. Bugün başarılı olduk diyemem ama bir oyun şeklini veya birkaç oyun şeklini oynamaya, denemeye çalışan bir alayan spor vardı. E, karşımızdaki de Fenerbahçe. Burası Kadıköy, e, dolayısıyla bu oyuncuların o anlarda size üstünlük sağlaması kadar doğal bir şey yok. Tebrik ederim Fenerbahçe'yi. E, biz de mil takım arasında neleri daha iyi yapabiliriz'e bakacağız. Yani hafta başından itibaren e, Fenerbahçe'nin diğer maçlarını analiz ettiğimizdeki Kadıköy'de e, içeride bu ambiyansı düşündüğünüzde gayet doğal olarak Fenerbahçe takımı bire bire baskılarda e, düşürmesi kadar doğal bir şey yok. Biz de oyunumuzdan vazgeçip oyunu çirkinleştirmek adına ikinci topa da oynayabilirdik. Uzun vur, uzun vur ama bu bu tip ambiyanslarda çok karşılığına e, e, karşılığını bulacağınız bir şey değil. Biz Özellikle benim ısrarım oynamak üzerineydi. Bugün ilk yarı o bölümde iyi oynadığımızı düşünmüyorum. Ama alanlar, beklediğim alanlar, şekil hepsi aynıydı. Oyuncularım da bunun farkındaydı ama performans olarak özellikle takım e, takımın belki de yarısından çoğu çok iyi değildi. Ama ikinci ara söylediğiniz şey e, istediğimiz alanlar oldu. O söylediğiniz iki pozisyon ki bir tanesi yokmuş gibi gözüküyor. O dışarı çıkartılamayan pozisyon arkada birebir. Üçüncü bölgede zaten sıkıntılarımız vardı. Ee, ama genel hatlarıyla ben bir teknik adam olarak bir hafta boyunca yanlış olabilir bu. Bu değerlendirme yapılabilir. Saygı duyarım. Ama çalıştığımız hemen hemen her şeyi e, gördük. O anları da söylememize rağmen onları da kontrol etmemiz mümkün değil. Oyuncular hata yapacaklar. Ee, bunun sorumlusu tamamen benim ama Fenerbahçe'ye burada yenilmek doğal bir şey. Fakat ikinci anını söylediğiniz dakikalar arasında inanın biz galip geleceğiz diye içimden çok ciddi şeyim vardı, ümidim vardı. Olmadı. Biz eksiklerimizi, oyunumuzu, oynamak istediğimiz şeyi, denemek istediğimiz şeyi bu oyuncularımla beraber çok güzel şeyler yaptılar, yapmaya devam edecekler. Bugün de bana göre gayet iyiydiler. Performans olarak değil ama takım olarak iyiydiler. Ben onlardan memnunum. Dolayısıyla bundan sonra bir Galatasaray maçına kadar bir serimiz var. Ee, orada puan toplamamız gerekiyor biraz daha rahatlamamız için. Galatasaray maçından sonra yeni gelen oyuncularımızın da katılacak olacak umduğumuz oyuncuların da katılımıyla daha iyi olacağımızı düşünüyorum. Ee, Trabzon Trabzonspor'la ilgili benim söylediğim her zaman aynı şey. Ben Trabzonluyum, Trabzonsporluyum. Bir gün bir, bir gün yuvaya dönmek ne zaman olur onu bilemiyorum. Şu an çok sıcak bir gündem. Herhangi bir bilgim yok açıkçası. Maça çok odaklandım. Bundan sonra bakalım görelim ne olacak. Doğru. Ee, e, tabi. Yani e, söylediğim özellikle ilk yarı ki belki 10 taneden fazladır. Out başlangıcı. Aslında çok benzer gibi gözüküyor. Belirlediğimiz alanlar çok net. Fakat oynadığımız oyuncular Fenerbahçe'li oyuncular... E sırttan baskıyı eğer bazı detaylar yapmazsanız e, topu bulmanız, kontrol etmeniz mümkün değil. Orada başarılı olamaz iseniz orta sahaya geçemiyorsunuz zaten. Savunmak zorunda kalıyorsunuz. Başarılı olduğumuz bir iki an var. Ama ilk yarıki oyunla ilgili biraz daha böyle, daha net paslar, daha iyi kontroller işte detay dediğim şey o zaten. E, onlar olmayınca söylediğiniz belki e, istatistik e, o rakamlar belki aşağıda kaldı. Ama yanılmıyorsam yine topa sahip olma e, Kadıköy'de e, Alanya Spor'un lehine gözüküyor. Bunun bir önemi var mı benim için çok değerli. E, bu bir cesarettir. Bizim oynadığımız rakip yanılmıyorsam 300 milyon euroya yakın e, maliyeti olan bizimkini de herkes biliyor herhalde. Dolayısıyla bunu e, söylediğim gibi çok akıllıca da bulabilirler. Çok aşırı cesurca da bulabilirler ama ben bugün ııı e, takımıma bir hafta boyunca cesur oynamamız gerektiğini söyledim. Bunu da olabildiğince denedik. Başarılı mı olduk? Hayır. İkinci yarının az önceki abinin söylediği o dakikalar harici. Teşekkür ederim. İyi geceler. Teşekkür ederiz. Bekletmeyelim.